Merhaba arkadaşlar. Şu anda Antalya'dan canlı yayın yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kar kalınlığımız yaklaşık yarım parmağa geçti. Yani 5 santimden daha fazla. Gördüğünüz gibi meyveler kar altında kaldı. Limonlar şu anda karla kaplandı. Şimdi pazara çıkınca sebzeler neden pahalı diyorsunuz ya. İşte sebebi. Bir haftadır ya da 10 gündür Antalya'da hiç güneş çıkmadı. Sürekli soğuk, fırtına. Seralar 24 saat neredeyse sobayla ısıtılıyor. Ama o halde ürünler kızarmıyor. Yani olgunlaşmıyor. Olgunlaşmadığı için de hasat yapılamıyor. Toplanamıyor. Bir de şimdi kar yağdı. Bir ay ucuza meyve sebzeyi unutun. Yani orada yiyebileceğiniz en ucuz domates 10 liranın altına düşmez. Tabii bir de kar var. Bu saatten sonra gelir mi? O da var. Yani bulursanız ona da şükredin. Patlıcan, biber zaten unutun. Antalya şu anda kar altında. Bu karın etkisinin geçmesi nereden baksanız bir 15 gün sürer. Sizin oraya gelinceye kadar da her şey ateş pahası olur. Yani başka şehirlere Antalya'dan gidinceye kadar. Şu anda kardan dolayı Antalya'da hayat felç. Zaten Antalya'daki araçların %95'inde kar lastiği falan yok. O yüzden trafik de büyük ihtimal şehrin merkezinde felç olmuştur. Herkes evinde bugün kar topu oynuyor. Çocuklar için bayram oldu. Ama halk için eziyet. Rahmet yağdı. Bu yeraltı sularımızı çoğaltacaktır. Barajlarımız dolacaktır. Ama tabii kışın domates, salatalık, biber, patlıcan yiyeceğim hayalini bu saatten sonra unutun. Bir ay falan onlardan kızaran, olgunlaşan olmadığı için toplayıp satacak bir şey de yoktur yani. Çiftçi yoktur. O yüzden Antalya'nın halini görün. Gerçi bütün yurt, bütün şehirlerimiz aynı ama Antalya Türkiye'nin tahılın her yönde meyve sebze baş şehri de olduğu için maalesef bugüne itibaren biraz sıkıntı olacak. Gerçi 10 gündür hiç güneş çıkmadığı için zaten vardı. Biraz daha artacaktır fiyatlar. Yani sormayın neden fiyatlar böyle diye. Fiyatların böyle olmasının sebebi hava şartları. Kışın zaten genelde kış sebzeleri tüketirseniz daha makbuldür. Yoksa şu anda kızaran domatesi bile ilaçlarla kızartıyorlardır. Zaten doğru düzgün yoktur. Ama Antalya şu anda en az 5 santim, 10 santim olsa bu karın etkisi 10 gün, 15 gün sürer. Zaten hava durumuna da bakınca 15 gün boyunca Antalya'da doğru düzgün güneş görükmüyor. Seracılar sürekli soba yakıyor seranın içinde. Bitkiler donmasın diye. Eğer bitkiler donarsa zaten iyice kötü olacak. Ağaçlar, Antalya'daki ağaçlar genelde yapraklı ağaçlardır. Portakal gibi, zeytin gibi. Onlar da kardan dolayı şu anda dallarını kırdı. Eğer daha da çok yağarsa dalların çoğu kırılacak. Tabii zeytine, portakala, mandalina ya da seneye ürünler az olursa onları da pahalı yersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Herkese hayırlı günler dilerim.